İsmim Ferhat, profesyonel turist rehberiyim. Bugün Kapadokya gezisinde size ben rehberlik yapacağım. Var mı daha önce gelenler, gezenler? Var mı? Tamam, onları indiriyoruz, dönüşte alıyoruz. Ama biz de gezmeyiz, çok değil mi? İşte, var ya. İnşallah güzel bir gezi, güzel bir deneyim olur arkadaşlar. Şimdi programımızdan bahsedeyim. İlk önce Güvercinlik Vadisi'ne gidiyoruz. 4 kilometre uzunluğunda bir vadi. Tamamen güvercinlere ayrılmış. Çok güzel, böyle büyük nazar boncuklu ağaç var. Dilek ağacı var, onu göreceğiz. Ondan sonrasında Uçhisar Kalesi'ne gideceğiz. Siz öyle diyorsunuz herhalde. Uçhisar Kalesi bölgemizin en yüksek yeri, en büyük de Peri Bacası'dır. Onu göreceğiz. Peri Bacası'ndan ev var. Yani böyle mağaranın içerisinde yaşayan insanlar var. Onların evlerini göreceğiz, ziyaret edeceğiz. Oradan sonrasında Göreme'yi böyle yukarıdan tepeden izleyeceğimiz çok güzel bir seyir tepesi var. Oraya gideceğiz. Peri bacalarına yukarıdan bakacağız. Göreme'ye böyle yukarıdan bakacağız. Oradan sonra çanak çömlek yapım atölyesine gideceğiz. Bizim burada 4000 yıldır devam eden bir sanattır bu çanak çömlek yapım atölyesi. Çanağın çömleğin nasıl yapılacağını izleyeceğiz. Sizden de denemek isteyen olursa bir kişiye de deneme imkanı veriyorlar. Deneyebilirsiniz. Evet, bir kişi yapacak. Evet. Çok zaman alır o. Daha sonra usta kimi seçerse artık. Daha sonrasında Avanos'a gideceğiz. Avanos'ta böyle Kızılırmak Nehri var. Sallanan köprü var. Sizi köprüde biraz sallayacağız. Hep birlikte köprüden geçeceğiz. Ondan sonrasında böyle yeraltı şehri gibi bir mağaranın içerisinde yemek yiyeceğiz. Çömlek kebabı yiyeceğiz. Kebabımızı yedikten sonra Hayal Vadisi'ne, yeraltı şehri yarın. Hayal Vadisi'ne gideceğiz. Orada da kurduğunuz bütün hayaller gerçek olacak. Amin. Evet, bir yılda süresi var. Bir yıl içerisinde hayali gerçek olmayan olursa intikamı buluyor, sizi ücretsiz geri getiriyor. Garantisini veriyoruz. Bu zamana kadar hayali gerçek olmayan kimse olmadı arkadaşlar. O yüzden tamam, önce intikamı sonra da beni buluyorsunuz. Herkesin hayali gerçek olacak. İnşallah. Tamam, fark etmez, sıralama nasıl isterseniz. Beni de bulabilirsiniz, intikamı da bulabilirsiniz, garantili. Bakın bu zamana kadar herkesin oldu herhalde. Kimse gelmedi tekrardan. Ondan sonra Asmalı Konağı göreceğiz arkadaşlar. Asmalı Konak dizisinin çekildiği konağı göreceğiz. Yöresel ürünlerin satıldığı fırın var. Bizim buranın kabak çekirdeği çok meşhurdur. Onun fırınına gideceğiz. Sütlü kabak çekirdeği. Fırından çıktığı gibi sıcak sıcak alabileceksiniz. Onun lokumdur, böyle yöresel ürünlerin satıldığı bir fırın. Onları göreceğiz. Yarın yine gezeceğiz. Bugünkü programımız bu şekilde. Akşamında eğlenceye gideceğiz. Türk gecesine gideceğiz. Böyle mağaranın içerisinde, yeraltı şehri gibi mağaranın içerisinde yöresel danslar yapılıyor. Kızlı, erkekli dansçılar çıkıyor. Folklor tarzında, Anadolu Ateşi tarzında. Biz oynatıyoruz abi. Oynuyor. En sonunda bizi oynatıyorlar zaten. Dansöz, oryantal, hepsiyle birlikte oynayacağız. Akşam yine listesini yapacağız arkadaşlar. Yani buraya kadar gelmişken gitmenizi tavsiye ederim. Çok eğlencelidir, keyiflidir. 8'de otelden çıkacağız. 8.30'da Türk gecesi başlıyor. 11'e kadar, 11.30'a kadar onları izleyeceğiz. Yani İnşallah. Sınırsız böyle içki de var. Normal alkolsüz içecekler de var. Onları göreceğiz. Montlarınızı alın. Yani içeri sıcak olur. Mağaranın içi. Dışarıda değil. Güvercinlik Vadisi buradan başlıyor, şu kalenin altından geçiyor, Göreme kasabasına kadar gidiyor. Yani her yeri güvercinlere ayırmışlar. Bunun sebebi, güvercinler burada kutsal hayvan olarak kabul edilmiş. Şimdi Hristiyanlık döneminde İsa peygamberin Yahya peygamber tarafından vaftiz edildiği bir sahne var. İsa peygamberle Yahya peygamber Ürdün Nehri'nin kenarında giderken soyunuyor, Ürdün Nehri'ne giriyor. Beni vaftiz et diyor. Yani suyla yıkanarak da Hristiyan inancına göre Hristiyanlığa ilk adım attığı sahnede Yahya peygamber onu vaftiz ederken gökten böyle bir ışık çakıyor. Başının üstüne doğru beyaz bir tane güvercin geliyor. Güvercin başına geldiğinde Hristiyan inancına göre, kutsal kitap İncil'e göre Tanrı'nın sesi duyuluyor. İsa oğlumdur, ondan minnettarım dediği için
güvercinleri tanrı sözcüsü olaraktan kabul etmişler. Ve bu şekilde kayaların üst noktalarına, tepe noktalarına güvercinlikler yapmışlar. Aynı zamanda Müslümanlık için de kutsaldığımız televizyonlarda izlemişsinizdir. Hazreti Muhammed düşmandan kaçarken mağaraya girdiğinde örümcek kapısını ağayla kapatıyor, içeriye güvercin yuva yapıyor. Muhafızlar kapının önüne geldiklerinde içerideki güvercini görüyorlar. Eğer içeride biri olsa güvercin ürker kaçar dediklerinden mağaraya bakmadan gidiyorlar. Hazreti Muhammed'i koruduğundan dolayı da güvercin, Müslümanlıkta güvercin besleme adeti geleneği de buradan geliyor. Bir diğer inanışta da... başka bir yerde ama ona inanmışlar. Bir de Hacı Bektaş-ı Veli var. Hacı Bektaş-ı Veli İslam alimlerinden bir tanesi. Horasan'dan, İran'dan buraya gelirken İslamiyet'i yaymak için güvercin şeklinde Anadolu'ya gelmiş ve buraya dergahını kurup İslamiyet'i yaymaya başlamış. O yüzden yine kutsal hayvan saymışlar. Ama bu dini yönlerinden ziyade tabii buradaki araziler, volkanik araziler çok verimli ama su olmayınca güvercinleri sonra gübreler için beslemeye başlamışlar. Uzun yıllar güvercinleri gübreler için beslemişler. Sonra da kimyasal gübrelerde çıkınca güvercinleri bırakmışlar. Bazı dönemlerde haberleşmek için güvercini kullanmışlar. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, yani o döneminde WhatsApp'ını güvercinler gibi düşünebilirsiniz. Bazı dönemlerde de güvercinin yumurtasını yemek için de burada güvercinleri beslemişler. Şimdi şurada aşağı tarafta büyük nazar boncuklu ağaç var. Önünde fotoğraf çekinebilirsiniz. Saat 11'de aracımızla toplanacağız arkadaşlar. Kızlar. Manzarası geçekti buranın ama. Boncuk. Bir tane nazar boncuğu takayım şunu. Güzel ya. Vallahi güzel. Gel. Güzel. Bak. Zibo bu göbrek. Nazar dilek ağacı diyorsun, nazar boncuğu ağacı. Ne dedi burada? Dilek ağacı. Nazar boncuğu ağacı. Bak şu güzel. Teşekkür sana. Ninna ninna ninna. Ve çekim. Ben sesi geçecek. Güzel. Sen orada da çekeyle. Çeke çekeyle. Onu bir tane söyleyeyim. Şimdi çekeyim. Şimdi çekeyim. Dayanmam lazım. Şey diyeyim de dur. Sonra orada oturup sıra tak gideyim de. Of you are. Gel lan oldu bas flying eye. I want you to run around. Allah'ın verdiği ruzunu biz de yaşayalım da ne olur. Baba, kayarak geleyim mi? Çamur olur. Zübeyde koş 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 koş. Gecikirek bizi gözlüyle. Ay. Bunu şekil çektirmek için kaçırık. Yıkılarsan sen yavaş. Görürsen. Sonunda. Down. Show me the easy, show me the hard.
Rəhim rəhimli nəsqisi var, yəkə. Ne olmadı almak istedim. Aşağıda da var aslında. Kıymetlerde var. Tamam gerek. 3-4-5 lira. Ne bu? Bu kadar değil. Ben de şutlar kaldım. Burluklar. Teşekkür ederiz. Ne olsa 5 lira. Yok şey yok. Yaxşıdır ki. Güzel. Ha, bu nasıl ya? Maketlerden. Evet, alt sıradan, karışık da alabilirsiniz. Bunlar ne eşyadır? He? Bunlar ne eşyadır? Yergin ki odayla olandı. Bunlar ne? 5 lira. Bir tanesi bunlar. Evet, tanesi 5 lira. Abi durun, biri kaç? O 15 lira. 10 lira, şunlar da 20. Ben buradan 50 TL. Geç hadi girek baktı. Geç hadi. O 45. Balonlar 45 lira. Balonlar 45 lira. Bunlar kaç? Bak bunlar 45 lira. Şu renkler. Bağış değil. Allah. 45. Şura 35, şura 30. Ay güzel. Bu geçti bana. Şey kablosunu da ben veriyorum yani. Sadece anlatmak için takip ediyorum. Balonlar ne kadar var? Benim balonlar ne kadar? Balonlar şurada 15 lira. Şurada 20 lira. Peki bu kaç abi güzel? 20 lira. Bu geçti. Bunu... Hansı rengi? Zübeyde, bir tane bak bu zahmet olmasa. Bunu hansın götürür. Bir tane bak zahmeti, gel buraya. Bu? Bunu istiyorum özüm için. Ha, o renk için. Paket yapar mı? Paket. Bunu soruşturalım kıymete. Yok, bu sarılı bardak ne kadar? 30. 30. Ha? Neyim? Ne? 25. Ha, öyle bir de. Maşınla, maşınla. Kalkıyoruz. Hoppa. Bak, güzel şeyler de var. Var mı lan? Geçirsin. Tut. Bu ne dedi bu lan? 11 lira neyse. Bu 10 lira. Ne tarafı bu? Ne ki 10 lira mı? Ben öyle geldim. Nasıl lira? Bu ne 15 lira? Ben bak istiyorum ama ben aşağıdan götüreceğim. Dayandı. Tanesi 2 TL, 3 tanesi 5 TL. Bakın. Hediyelik güzel yani. Orada bunu ver dediler. Birin burada 5 TL dedi ama aşağıda 3'ün bak görsen 5 TL yazdı. Aha. 3'ün 5 TL dedi aşağıda. Yok hayır. Öyle. Ha. Bu nedir?
Peki bundan götürək. Ayız boş. Mən deyirəm gedək qaydanda götürək. Gedir yenə. Belə gedib belə qaydır. Yox, deyə qalxmır, deyə qalxmır. Sürüncək deyə qalxmır. Bax görürsən, qardır. Sürüşkən dedi. Bir mağazaya da girək. Ora sürüşkəndir, ona görə qalxmayaq. Amma bilmirsə biz sonra gələrik, gəlmərik. Bax bunlar var. Bunlar nədir? Bir qiyməti bilmirəm bunların. Ay donu be. Donu. Çağırdı. Var mı? Bir şey götürəcəm.